Come stai? Bene, signorita! Oh, benissimo! Grazie! Ciao, Erdalingo! Grazie, signorita, welcome! Welcome, evet, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gayet bomba gibiyim. Valla, kapı açık kaldı. Hemen teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Hayrullah Bey, saygılar efendim. Nasılsınız Mirim? Cevap da vermiyor. Sağ ol. Öyle mi? Siirt fıstığı. Ne sanki diyeceğim? Sence ne geçiyor aklımda? Sanki Erdoğan? Bana yok mu gibi. Aa yok canım, ne alakası var? Dedin ya, aklımda ne geçiyor? Yani puanından düşürüz zaten. Ben nasıl yemekler? Yemekler güzel, hazır. Harika. Masamız görüyorsun, şıkır şıkır. Zaten onu hazırlamıştın başta. Evet. Zil. Ve yarışma için ziller Erdal için çalıyor. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Nasıl geçti Erdal Bey? Yorucu. Merhabalar Zoyla Hanım. Geldik. Hoş geldin. Hoş buldum. Ceyda. Merhabalar. Sibel, merhaba. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Hanım. Nasılsınız? Merhaba. İyi. Sen nasılsın? Merhaba. Ve Serkan. Merhaba. İyiyim. Teşekkür ederim. İyi. Sizi sormalı. Her şey yolunda mı? Evet. Gençler, gayet iyi miyiz? İyiyiz. Zımba gibi olun, zımba gibi. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim. Heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez bir şeyler yerken çok heyecanlanıyorum. Evet, bizde de oldu o heyecan. Yemek benim için çok önemli. Evet. Yani önemli. Seviyorum, keyif alıyorum. Erdal Bey, çiçek. Bize mi? Not. Not. Not mu? Yok, not. Eşimin dediği özellikle Zuhal Hanım'ı okusun. Ha, ben görmemişim. Bir de Suni galiba. Seni çok seviyorum. Evet. Bana neden demiş? Yapay çiçek kullandınız? Not Zuhal Hanım'a diyor. Zuhal Hanım okusun benim, dedi. Yani eşinin duygularını ben mi sana okuyacağım? Yok, okusun dedi. Herkes şimdi ya okusun şey diyor. Olmasın, ben seni çok seviyorum. Öyle yazıyor. Canım eşim, başarılar diliyorum sana. Başaracağını biliyorum. Sen o kadar iyi bir insansın ki bugüne kadar yaptıkların, yapacakların için şimdiden teşekkürler. Yol arkadaşım, 28 yıllık evliliğimde beni bir kere bile balayı götürmediğin için Allah seni. Öyle yazmış. Evet. 50.000 TL'yi al, beni çabuk balayına götür, yoksa akşam salonda uyursun, sevgiler Beşir'e. Evet. Sen oku dedin, ne yapayım? Bence hiç taşımasaydınız üzerinizi buraya yani. Keşke gerçekten, yapay kullanmanız evet, çok olmamış şey yani. Ama görüntüsü güzel, kibar yani. Bazıları çok kötü duruyor da. Aynen, canlı olsun mesela şu bazen, evet. Arkadaşlar, herhalde hoş geldiniz ilk önce. Hoş. Nasılsınız, iyi misiniz bu arada? İyiyiz, siz nasılsınız? Gördüğünüz gibi masa herhalde konuşacak bir şey bulmadı. Yapay çiçeğe takıldı, size teşekkür ederim. Yani harikasınız. Yok, bu arada yapay çiçekte masanızda değil mi Erdal Bey? Efendim. Benimki ortada, diğerlerininki dışarıda duruyor. Sen de yapmasaydın bu hatayı. Servis yani, evet, biraz hızlı. Ne hızlı? Önce masayı hazırladın sen bu o da hızlı bak. Bir de benim de yani böyle çok uğraştırıcı bir şey yani. 5 kalem yani ürün var. 5 kalem ürün var. Doğrudur. Gerçekten bunca yıllık tecrübenizde yani sadece 5 çeşit yemek çıkarmanız. 2 kişi yarıştı bugüne kadar. Ben de hanımefendi de 6-7 kalem ürün çıkarttık. 25 yıllık aşçısınız. 5 kalem ürün çıkartmışsınız. Ne bekliyordunuz çıkarttık? Daha doğrusu siz yemek çıkarttınız mı? Ben ya en azından uğraşabildim, yapabildim değil mi? Uğraşabildin, evet. Doğru. Ben bir düğüne gitmek istiyorum Zuhal Hanım. Sibel Hanım'ın verdiği 4 puan. Nereye, düğüne mi? Düğüne gitmek istiyorum. Düğün kimi? Ha, düğüne! Evet, düğüne gitmek gerçekten istiyorum. Gerçekten düğünü anladım. Ne düğünü dedim ya? Dün gerçekten 4 puan aslında sizden beklemezdim. Ben sadece çorbaları servis etmezdim. Ve olmanızın içine verdim. Pardon, Erdal bir şey söyleyecek. Buyurun. Arkadaşlara ufak, başlamadan önce ufak Sirtin yöresine ait. Fıstık mı? Fıstık! Yaşasın! Demin çünkü Hayrullah Bey'le evet. Biz de tabii ister istemez düşündük, onlar yiyorlar da biz niye yemiyoruz diye. Şimdi yani bize de geliyor fıstık. Onun dışında masa nasıl Betül? Yani masanın uyumu güzel, ben beğendim. Yani çiçek dışında? Çiçek dışında. Bence de güzel uyumlu, uyumlu evet. Uyumlu bir masa olmuş. Buruş buruş bir masa. Ama şeyi anlamadım Zuhal Hanım, ya tatlı için hangisini kullanacağız? Hepsini kullanacak mıyız? Evet, çatal, bıçak, kaşık. Hepsi var yani. Güzel, güzel bir de fark. Krem karamel için yani hepsini kullanacağız. Hangisini isterseniz kullanırsınız. O kadar çeşit vermişim ki. Alternatif. Yani bu yok, şu yok, böyle demedim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Sirt fıstığı. Pardon, bu da teşekkür sizin. Ederim. Zuhal Hanım, özellikle bunu ben Siirt valiliğin hediyesi olarak özellikle el dokuması. Ay yıldızımız. Ay yıldızlı. Ay yıldızımız, çok güzel. Siirt valisi ismi nedir?
İrfan, daha doğrusu kültür müdürümüz desek daha iyidir. İrfan, İrfan Bey. İrfan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Türk bayrağımızı göndermiş. Sağ olun, çok var güzel. Olun. Sirt valisi de Osman Hacı Bektaş'ı. Her biri bayrak gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Evet. Bu 29 Elnuru... Ekim'i de taze taze kutladık. Evet, 100. Evet, yılımızı Cumhuriyetimizi inşallah evet. Seneye kutlayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Aynen öyle. Evet. Bunu özel bir şekilde sevgili bu çete iletelim. Bana güzel bir şey yere kaldırsın onu. Tamam. Ben onu giderken gibi. Bana değil mi bu arada? Bu sizin. Çok teşekkür. Fıstık? Fıstık da sizin. Nerede? Ve şu, burada, şurada burada. Zuhal Hanım. Hayır. Bu. O Sibel'in. Bu, yok hayır, yok Sibel'in burada. O. Bu fıstık. Bu Siirt'in özel fıstığı. Tamam o Sibel'in ya. Bu koymuş. Siirt'in bıtım sabunu. Hayır efendim. Ay bıtım sabunu. Bıtım sabunu. Bıtım yerdik biliyor musun? Doğru. Kesene bereket. Zahmet et. Afiyet olsun. Ne demek rica ederim. Eskiriyorum ben. Size... Sizlerin varlığı yeter. Evet çorbalarımız. Alayım çok. Sanırım Erdal Bey menüsünde Siirt'e ait bir şeyler koymayınca fıstıkla geçiştirmiş bizi. Öyle gördük yani. Sen benim kadar Siirt'i savunsan var ya. Erdal Bey benim kasemin içinde bir şey var onu alırsanız ya da yıkarsanız tamam. Severim. Tamam. Tamam efendim. Ne, nasıl bir şey? Yani pirinç tanesine benziyor mu? Pirinç. Pirinç tanesi. Sanki berekettir ya. Bugün masa düzenini beğendim ben. Yapay çiçek kullanmıştı ama benim için sorun değil. Masanın uyumunu beğendim. Güzeldi. Bizlere de güzel bir hediye verdi. Çok sevindim. Teşekkür ederim kendisine. Güzeldi. Masa düzenini sadece ortaya bir yapay çiçek koymuştu. Yani benim getirdiğim çiçekler oranla canlı canlı gayet ortada parlak duruyorlar ama kupkuru bir çiçek koymuş. Üzerine de bir tane not koymuş. Eşim gönderdi. Zuhal Hanım okusun diye geçiştirmiş yani. Bir saçma buldum zaten ortadaki o gün boyu kaldı o. Saçmaydı yani açıkçası. Hediye vermesi güzel bir jestti. Ama sanırım kendi yöresine ait şey yapamadığı için hediyeyle geçiştirdi bizi. Alın size. Bu benim yöreme ait ünlü bir şeyi, yiyeceği diye salladı oradan. Çiçeği hariç her şeyi güzeldi. Sadece işte çatal bıçak dizilim biraz yanlıştı. Diğerleri güzeldi ama benimki tam bıçakların iki bıçağın ortasına bir kaşık koymuştu. Bence hediye vermesi konusunda, puan konusunda bir tık daha yüksek alması için bence hediye verdi. Ondan dolayı da puanını yükseltmeyi düşünmek istedi ama öyle değildi işte. Biz burada özel olarak misafir olarak geliyoruz buraya. Yani böyle bir yapay çiçek kullanması bence çok yani basit yani saçma. Neden yani bir canlı bir çiçek koyup da biz yani masasıyla da etkilemedi? Yani ben masasını iyi bulmadım, güzel bulmadım yani. Hediye vermesi bizi mutlu etti. Güzel bir jest yaptı bize. Yani Siirt yöresine güzel fıstıklar getirdi. Teşekkür ediyoruz bunun için. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum Erdal Bey'in. Evet, bu arada saçma benim de dikkatimi çekti. Evet. Neden hani Siirt yöresine ait bir tane evet. Yemek yok çünkü Erdal? Çünkü dün Siirt yöresini fazlasıyla sanırım. Kesinlikle. Şimdi ben aslında perde pilav yapmak istemiştim ara sıcak olarak evet, açıkçası. Evet, ravioli yaptım. Ama çok çok zahmetli ve benim zamanımı çok alacağını ben evde onu denedim. Sana da zahmetli Erdal Bey, geliyorsa. Yani, 25 yıllık tecrübeli keşke. Evet, bir risk yani beni de keşke o kadar bir risk görebilseydik. Aynen. Hamur çünkü var. İki gün boyunca çok hamur, fazla. Ravioli hamur var. Ravioli balık var. Bence. Hamur var. Balık olabilir. Var. Et var. Salata var. Krem kremel var. Erdalingo o zaman Erdalingo herhalde et. Yani. Herhalde. Erdalingo en çok onu merak ettim. Herhalde et olduğu anlaşıldı. Çünkü et, evet. Bu arada Zuhal Hanım, şavandar bak kendisi Arap'tır. Şavandar ne olduğunu biliyor musun? Bilirim. Ha şavandar evet. Ha şavandarı doğru bilirim. Bir tane. Salata evet. Güzel. Güzel. Pardon. Güzel. Özür dileyin hepiniz. Evet bir tane demişti de ben de bir tane yaptım. Bir tane diye bir şey söylemediniz Erdal Bey. Ben Siirtliyim, Siirt kültürü, Siirt yemekleri dediniz evet, dediniz. Evet karıştıracağımızı söylediniz. Yediniz Ravioli'den, Erdalingo'dan çıktınız yani. Yani balık, et, Ravioli yani uyumları da yani hiç düşünmediniz Erdal Bey. Yani. Bunlar, ben de dedim, dedem balık çorbasıyla başladık. Yani arkadaşlar, ravioli Zuhal Hanım yani gerçekten hamurla uğraştım diyor yani. Saçma bence, onu, çok fazla saçma. Ravioli hamuru zaten böyle çok yani uğraştığım demekten ziyade yani un, samalino unu, tabii yumurta. Tabii kesimi yani. Diğer makarnaları tabii. Oranla daha ya bizim kolay. Mesela bizim Türk mantısı bence biraz daha yani daha iddialı diye düşünüyorum ben. Tabii. Ya ama onun da kendi içinde riskleri var mı? Tabii ki. Var. Ya bir ama de şey... yani evet bir mantıyla kıyaslarsak, mukayese kesinlikle. Edersek, ya bir de şeyi falan belirtmemiş yani içeriğini belirtmemiş. Bir sosta mı sunacak sadece hamuru mu getirecek? Ben de sordum neyli diye söyledi. Yani. Gelince göreceğiz. Tabii. Perel'le uğraşmak istemedi açıkçası. Bir ravioliyle uğraştığı için hamuru şamuru deyip durdu. O yüzden hani 5'te bitireyim dedi. Ortadan çıksın aradan kalksın öyle şeyler. Zaten hani kendisine çok güveniyordu ama yani o kadar... Güvenini boşa çıkaracak şeyler yaptığını düşünüyorum ben. 25 yıllık aşçı olmasına rağmen 5 kalem ürün çıkartması bence basitti. Ben kaç yaşındayım? 27 yaşındayım ve 4 yıllık bir tecrübem var şahsen. Ben o kadar çeşit, o kadar kalem yemek çıkarttım. Üstümü giyinemedim hatta. Hani ona göre ben bence daha iddialıydım şahsen. Erdal Bey'in 5 kalem ürün çıkarmasına biraz takıldım. Çünkü ben daha fazla şeyler beklerdim. El oyalayıcı çok bir işlem gerektiren yemekleri yoktu bence. O yüzden tabii ki beklerdim. Ceyda dün dedin tam giriyorsun.
diyordun o lafa? Buyur, sende söz. Yani dün onu beğendim, bunu beğendim dediniz. Zaten 3 puan kesinlikle vardı bende. Sadece evet. yarımşar mı puan verdiniz? Ben anlamadım orada yani. Dün ben size bunun açıklamasını yaptım. Açıklama yaptım. Sadece tatmin olmadık o açıklamadan. Olmadık yani. Ben de dahil. Ben şahsen evet korudum, korumadı değilim. Yalan değil bu konuda. Neyi korudun? Neyi korudun? Ceyda Hanım'ı. Et konusunda kuruydu. Diğer türlü eti de... beğendiğini söylediniz. Dedim zaten beğendim tamam. Dedim ama biraz kuru dedim farkındaysan. Onu dinlememişsin galiba. Kuruydu. Patates püren sıvıydı. Karamelize soğanı zaten azdı. Hazır tamam, şey ya, oraya bir ayrı pilavdan parantez zaten... açalım. Çok pardon. Devam et dersin sözünü unutma. Ceyda orada bir tava karamelize soğan evet. var. Niye koymadın? Karamelize soğanı ben üzerlerine yapıyordum. Sunum esnasında biraz vakit harcadığım için azar azar konuldu üzerine. Normalde içine karıştırmayı düşünmüştüm. Keşke ama sonrasından etim. Üzerine yerleştirdim. Etin üzerine olsa çok artık yani. Pilavın da kokuluydu evet, yani. Başka hiçbir şey değildi. Diriydi yani. Ondan dolma, dolayı zaten 4 verdim. Ben sadece dolmanın ekşisini beğendim dedim zaten. Yani bu 4'ün hiçbir açıklaması olamaz. Kesinlikle yok. Öyle bana oradan öyle. Buradan bin dereden su getirip de kesinlikle. Bana bahanelerle gelme. O lezzetlere, o yemeklere 4 hayatta verilmezdi. Kesinlikle. Sen bunu bilhassa isteyerek verdin. 3 verseydin şu an diskalifiyeydin onu da söyleyeyim.